Selamlar. Merhaba. Bilinçokulu Eylül ayı astroloji haber bültenine hoş geldiniz. Evet, Eylül ayına giriş yapıyoruz. Eylül ayına aslında gökyüzü Ağustos'un sonunda birazcık yumuşamıştı, düzelmişti. Eylül'ün ilk günleri de güzel görünüyor. Evet. Birinde Güneş-Plüton arasında üçgen bir açı var gökyüzünde. 4 Eylül'de biraz sert. Güneş 150'lik Uranüs'ü var. Güneş'in Uranüs'te yapacağı sert bir açı olacak. 5 Eylül Başak Burcu yeni ayı. Evet, bu ay tabii ki yine Başak yeni ayı olduğu için Başak Burcu'nda yeni ayımız var. 5 Eylül'de olacak. Bu yeni ay 13 derece Başak Burcu'nda. Önemli bir yeni ay. Evet, önemli şimdi, bir yeni ay. Biraz anlatabilir miyim? Tabii ki. Arkadaşlar, Başak Burcu'nda 13 derece Başak Burcu 04'te özel bir Sabian sembole sahip özel bir yeni ay var. Yeni ay aslında bireysel olarak doğum haritalarımızda çok olumlu etkilere sebebiyet veriyor. Sekstiller var. Yani biraz mücadele ettiğimizde, biraz savaştığımızda böyle maddi kaynaklarımız artabilir. Bir de hasat dönemi biliyorsun. Hasat dönemi, Başak, evet. Hasat döneminde verimlilik olur. Evet. Yani mesela böyle bir yeni ayla başladığında Sümer astrologları, eski İraniler, eski astrologlar derlermiş ki hasat iyi olacak. Gerçekten hasat iyi olacak anlamına evet. geliyor. Ama, evet, ama ne yazık ki bu yeni ay döngüsü Türkiye Cumhuriyeti'nin, TC'nin belli gezegenlerine olumsuz. Belli gezegenlerine olumsuz ve Orta Doğu bölgesinde çok olumsuz olaylara sebebiyet veriyor. Şimdi bunun anlamı ne? Bir, biliyorsun bu Beşer Esad'ın üzerinde bir tutulma oldu. Bu 10 Mayıs tutulması. Evet, evet. Hatta Hafız Esad, Beşer Esad, evet. Esad tarihine 28 yıl önce Suriye'nin başına geldiği dönemdeki tutulmanın kardeşi olan bir pozisyon yaşanıyor. Bu ciddi olarak Suriye'nin ve bölgenin tahminlerinizin de ötesinde karışacağını gösteriyor. İşte evet. Suriye karışacak, Mısır karışacak, Mısır ve Suriye karışırken Ürdün'de baskılamaya çalışacaklar bazı şeylere ve Türkiye sınırları tam anlamıyla ateş olacak. Evet. Bu ciddi bir çatışma döngüsü. Aslında 4 Eylül Güneş 150'li Uranüs. Bunun hemen öncesinde Güneş üçgen Plütonlara başlayabiliyor 1 Eylül'de. Evet. Aslında ben 4 Eylül'den itibaren işte beklenmedik ani değişimler, ülkeler arasında anlaşmazlıklar, huzursuzluklar, çatışmalar, işte uçak düşüşleri, füze saldırıları, insan ölümleri gene zavallı çaresiz insanların başına gelebilecek kötü şeyler olarak gösteriyor. Yalnızca şunu unutmamak gerekiyor. Mars kare Satürn 9 evet, Eylül'de 9 var. Arkadaşlar etkinleşecek. Evet, aslanlar, akrepler, kovalar ve boğalar dikkat. Bunu, bu yorumları daha detaylı görebilmek için Bilinçokulu aylık yorumlarına çok dikkatli bir şekilde dinlemelisiniz. Bunları aylık yorumlarda lütfen aslanlar, boğalar, akrepler ve kovalar çok dikkatli olun. Biraz da yani böyle 29 Ocak civarında kovalar, işte 29 Ekim civarında akrepler, 30 Kasım civarında doğan yaylar, bunları da etkileyecek bir gezegen açısı bu. Mars kare Satürn'ün zorlayıcı bir açıdır. Savaş açılarından biridir. Türkiye ekonomisinin zorlanmasına, Türkiye ekonomisinin ciddi problemler yaşamasına, Güneş'in üzerinde ve bu terör etkilidir. Evet. Şimdi o zaman ne oluyor? Doğuda bir çatışma döngüsü başlıyor. Evet. Doğuda o çatışma döngüsü, ülkede gerginlik, tabii gezegenlerin yapısal sorunları, 11 Eylül Venüs Akrep Burcu'na geldiğindeki Venüs Türkiye'nin biliyorsun Akrep Burcu'ndadır ve çok zararlı bir pozisyondadır. Evet. 8 Ekim'e kadar ekonomik anlamda Türkiye Cumhuriyeti'ni zor günler beklemekte. Tabi bu Amerika Birleşik Devletleri'nde, bu Çin'de, bu Fransa'da ve bu İsrail'de etkiliyor. İsrail'de etkileyen bir, Mısır'ı çok kötü etkiliyor, Güney Sudan'ı çok kötü etkiliyor, Trinidad Tobago'yu çok kötü etkiliyor da ne olacak yani muzlar, yani muz kavgası mı yapacaklar Trinidad Tobago'da? Onları etkilemiyor tabii ki. Evet. Bizlerin başımıza kaya gibi düşüyor. Şimdi bu ne demek? Dolar tahminlerimizde Venüs akrep olduğunda ülkede, ekonomide, borsa ile ilgili ciddi işler 5. evde olduğu için dolarda yükseliş bir aylık dönemde oluyor. Ekim başından itibaren dolar gevşemeye başlıyor. Borsalarda hafif yükseliş oluyor. Altın piyasaları bu ay iyi. Değerli mineraller, bakır ve altında da belli değerler görünebiliyor. Tabii bunlar bizim vargınlarımız. Yani bunlar sizin doğum haritalarınızda değişken olabilir. Ben neden kazanmadım deyip gidip bize sormayın. Çünkü bu
diğer bireysel doğum haritalarınız da değişebilir. Bunlar olacak, orasılıklar zaten. 16 Eylül'de Merkür karşı Türünüz, kavga, çatışma, kaza açıları, bir uçak düşer Merkür bu dönemlerden. Merkür teraziye geçiyor bu arada ayın 9'unda. Onu da belirtelim. Evet, evet. Burç değiştirecek artık. Burç değiştiriyor. Başak'tan ayrılıyor. İşte 11 Eylül'de Mars 150'lik Plüton evet, var. Zaten evet. Patlama bu. 4 Eylül'deki gezegen döngüsünün 11 Eylül'de tekrarı. 11 Eylül zaten pis bir dönem. İkiz Kuleler'le evet, ilgili bir olay. 11 evet. Eylül. Yani ben zaten bu bak. 11 Eylül, 12 Eylül ve 13 Eylül güneş derecelerine sen bak. Güneş derecesi nedeniyle oluşuyor. Güneş derecesi. Şimdi Batı astrolojisi haricinde Vajra Tibet astrolojisinden dereceler önemli. 12 Eylül'de bakın ihtirar. Evet. 1980. 11 Eylül'de dünyanın en büyük terör saldırısı var. Hı-hı. 11 Eylül'de Mars 150'lik Plüton. Hadi hı-hı, buyurun gezegenler halayda. Neler olacak göreceğiz. 14 Eylül Mars üçgen Uranüs. Tamam arkadaşlar, yani Aslan Koç sevgili buluyorsunuz. 16 Eylül Merkür karşıtı Uranüs. Bağımsız orijinal düşünceler, bazı çatışmalar. 18 Eylül o çok düşünce. Önemli bak. Evet, onu Venüs'ü çok dikkatli değerlendirme. Ne dersen? Venüs ve Satürn Akrep burcunun 8 derecesinde kavuşacak. Tabii Venüs sevgi demek, aşk demek, Satürn para da demek aynı zamanda. 29 Ekim civarında doğan Akrepler ciddiyet demek. Ciddi. Şimdi burada ciddiyet işin içine giriyor. Ciddiyet gelir, yani ciddi ilişkiler. Ciddi uzun ilişkiler. Zamandan beri birlikteliklerin yükselmesi. Hı-hı. 29 Ekim 30 Ekim civarında doğan Akrep burçlarının maddi ve ekonomik kazançlara, hı-hı, hak ettiği değerlere ulaşabilme. Hı-hı. 7 Kasım civarında Akreplerle ilgili değerlerimiz var. 19 Eylül'den evet, Balık Burcu ayın Dolunay'ı var. Ayın önemli bir olayı daha 19 Eylül'deki Balık Burcu Dolunay'ı olacak. 26 derece Balık Burcu'nda olacak bu Dolunay. Şimdi Dolunaylar tabii hep bitişleri, sonlanmaları, duygusal olarak biraz böyle dengesizlikleri de yaratır. Bir de Balık Burcu olunca 26 derece gibi güçlü bir derecede olacak. Kötü bir derece hatta evet, o. Yani zor bir derece. 26 derece evet, o ruhsal olgunlaşma ve maneviyat derecesi ama. Ay evet, evet. Adam çiğsen uğraşacak ruhsal olgunlaşma için. Bir kamyon çarpabilir yani onun ruhsal olgunlaşması için. Evet. Veya da hastanelik olabilir. Evet. Yine Satürn'ün kuzey düğümüyle ve Venüs'le kavuşumu yine gökyüzünde görünüyor. Ve Dolunay sırasında Merkür-Jüpiter arasında kare bir açı var. Dolunay haritasında yay burcu abartılı konuşmalar, tartışmalar, evet, çatışmalar, yay burcu yükseliyor. Dinsel ve felsefi olaylar, yabancılarla iletişimler. Plüton 8 Mart kare açıdan, Merkür-Jüpiter kare açıdan. Temkinli olun. Anlaşma ve sözleşmelere, hı-hı, dikkat edin. 5 Eylül'deki Venüs Tipika kavuşumunun üzerine 20 Eylül'den itibaren Plüto ileri harekette 8 derece Oğlak 59'dan geliyor. 14 Nisan 2014'e kadar Plüto ileri harekette. Evet, Plüton düzeliyor 20 Eylül'de. Tabii Plüton'un düzelmesi biraz daha şiddetini arttıracak. Evet, daha evet, dışa dönük. Bence bir şey söyleyeyim mi? Bu verdiğimiz günlerin bilinçokulunun günlük astroloji servisleri var. Onlar bir detaylı olarak anlatıyoruz. Servislerinde bunları daha bağımsız, daha günlük, daha keyifli bir şekilde dinleyebilir arkadaşlarımız. Bugünlerde bazen tabii ki yaz dönemi olduğu için evet, bazı arkadaşlarımız deniz, güneş işte evet, deniz, güneş ya bazı şeyleri kaçırıyorlar. Ondan sonra bize soruyorlar Oğuz Hoca, Demet Hoca ne olacak, ne bitecek şeklinde. Artık biz de diyoruz ki seyredin arkadaşlar diyoruz. Yani evet, biz anlatıyoruz. Biz anlatıyoruz. Venüs kare var. Bak şu çok iyi. 22 Eylül'de Güneş terazi burcuna geçiyor artık. Terazi mevsimi başlıyor ve sonbahar. Sonbahar. Evet. 22 Eylül sonbahar döngüsü, artık havalar soğumaya başlıyor. 28 Eylül. 28 Eylül yine gökyüzünde ilginç bir açı. Venüs ile Mars'ın kare açısı var. Akrep ve Aslan arasında. Gökyüzünde erotizm demek var. Evet, ilişkiler, tutku, itiraz, cinsellik tabii daha yoğun olacaktır. Akrep burcunda. Aşk ve nefret evet, olabiliyor. 29 Eylül Merkür Akrep burcunda. Merkür artık Akrep'e geçiyor. Akrep etkisi daha da yoğunlaşıyor. 6 Aralık'a kadar Akrep burcunda. Yani aslında. Çünkü niye 6 Aralık? Yani uzun bir süre Merkür Akrep'te. 6 Aralık'a kadar. Retro rastlamalara. 20 Ekim ile 10 Kasım arası da retro hareketli olacak. Bu da birçok şeyi sorgulamak, incelemek, araştırmak, derinlere inmek, biraz kuşku, kıskançlık gibi konular zihinsel olarak daha çok meşgul edecek bizi. Çevrenizdeki insanların hatalarını bulacaksınız. Sizi seviyoruz. Saygılar, sevgiler. Bye. Hoşça kalın.